Herkese selamlar, konsolosuna hoş geldiniz. Bu hafta yine ailemizin tasarımcısı, ailemizin oyun tasarımcısı, çok sevdiğimiz şahane insan Kerem ederim. Yunal bizlerle. Aynen. Hoş geldin Hoş abi bulduk. yine. Hoş bulduk. Hoş Yine bulduk. öveceğiz arkadaşlar. Evet, yine öveceğiz. öveceğiz. Geçen sefer Skyrim'i çok iyi övdük. Övdük. Bugün de biraz ne öveceğiz abi? Bugün Last of Us'ı öveceğiz. Evet, biliyoruz. Geçen seferki yorumlardan çok fazla Witcher geldi ama iki evet. tane RPG üst üste ha, yapmayalım olmasın dedik. Dedik. Aynen öyle. Witcher'da yaparız bu arada yaparız tabii ki. Yaparız tabii canım. O övmeden olur mu Witcher'ı? Yani. Ya siz yazın bu arada yorumlara da şunu da övün, şunu da övün de tabii övülecek oyunlar övülmek lazım. Yani şimdi tabii. Her iyi oyunu da övmek için kendimizi kasmamamız lazım. Artık zaten karikatürleri bile çıktı. Hadi gel God of War'u övelim diye Facebook'ta dolaşıyor şeyler. Yani ama o, God of War da şu ara çok tabii değil mi? Ki Müthiş. Çok acayip bir dalgalanma yarattı. Müthiş. Bugünkü konumuzda da aslında paralellikleri paralellikler var. Var. Yani demek ki Last of Us pek çok şeyi etkilemiş. Bir yankıları var. Evet, Sony'nin başka bir stüdyosunu daha etkilemiş demek ki. Aynen. Ortaya bir çocuk çıktı, ona geliriz şimdi. Yes. Last of Us deyince abi ilk aklına gelen şey ne? Last of Us deyince benim ilk aklıma gelen şey çok böyle yakın dövüşü sert olan, karakterlerini çok sevdiğim bir aslında trajedi hikayesi. Yani bir karanlık bir hikaye. Hatta geçen sene Logan filmi çıktı. Evet. Havası, tipleri falan acayip benziyordu Last of Us'a. Yani sanki oradan almışlar. Logan resmen Joel olmuştu değil mi? Yani hani evet, evet. Çok benzerlikler ya vardı. Zaten bu böyle bir üçleme ya, böyle bir sanki hakikaten Last of Us, ondan sonra Logan, God of War'daki Kratos, böyle yaşlanmış, aynen. zar zor hareket eden, aynen. ondan sonra böyle bir yaşlılığını hissettiği, "Vaa!" diye Spartan Rage olmadıkça yani, değil mi? Ufak ufak böyle bir belli, vücudundaki ağırlıkları hissediyorsun artık. Gençken yani. Öttürmüş ama ondan Aynen. sonra baltasını gömmüş adamlar. Aynen. Joel'de de o var. Tabii Joel'de ki. De o var. O Joel'de var. De vücut artık yaşlanmış. Belirli hareketlerde sıkıntılar var. Eklemlerde ağrılar var. Onu hissettiriyor oyun yani Evet, kesinlikle. hissettiriyor. Tabii oyunun hepsine gelmeden önce birazcık aslında bu yani Last of Us'ın konsepti evet muhteşem bir oyun gerçekten. Çok karanlık bir dünyası var ama aslında yine biliyorsun ben hep geriye dönmeyi çok seviyorum. Bazı şeylerin bazılarını Tabii şey ki yapmak için. yani Çok normal temellere, temelleri anlamak için. aynen temellere birazcık dönmek için. Aslında birazcık zombi konseptinin gerisine bakmak gerekiyor. Çünkü bizim bildiğimiz geleneksel zombi bu oyunda mevcut değil. Değil. Zombi aslında mezarından çıkan, çıkmış, daha ölümlü mitolojik. yani. Kapı çalmadan olmaz. Evet, olmaz. Kapı Olmaz. Çalacak arkadaşlar. Kapı bizim uğrumuz. Zombi, kapı çalan zombiler bunlar. Şimdi zombi konseptine birazcık geri dönecek olursak aslında George A. Romero'ya birazcık gider. Çünkü George A. Romero aslında zombi canavarını klasik Hollywood canavarları Evet. arasına sokmuş Yani adamdır. modern şu anda bildiğimiz zombi yapan adam aslında 100 Evet. sene önce 200 sene önce yaşayan bir adam değil. Aslında Değil. hala nefes alan bir adam Ya yani. kaybettik. Ha 2 sene öldü önce mü? öldü. Evet. Aa George onu A. bilmiyordum Romero'yu ya. kaybettik Romero 2 sene. öldü mü ya? Öldü Vay öldü. arkadaş, Evet. ulan üzüldüm bak şimdi bir Evet. anda. Maalesef. Vay. Ben de çok üzülmüştüm duyduğum zaman haberini. Şimdi George A. Romero ne yaptı? Aslında zombi Tamam. George A. Romero bu zombi konseptini evet Hollywood canavarları arasında yerleştiren adamlarından bir tanesidir. Tabii altında bir filosofisi, bir şeyi var, mantığı vardı adamın yaparken. Ondan önce zombi yok muydu? Vardı. Isle of the Dead vardır bilmem ne vardı. Yani o işte Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night of the Living Dead serileriyle meşhurdur zaten. Daha sonradan Diary of the Dead'i falan filan yaptı. Ama nedir aslında zombi konsepti? Hatta ilk filmi Dawn of the Dead bir alışveriş merkezinde geçer ve hani zekaları sıfır. Humanoid zombiler etrafta dolaşırlar. Bu aslında tüketiciyi eleştiren bir konseptti. Çünkü şeyde geçiyor, alışveriş merkezinde Alışveriş geçiyor. merkezinde. Ve o tüketicinin ne kadar beyinsiz bir şekilde Hareket tükettiğiyle ettiğini. alakalı bir metaforik Taşlama bir aslında. taşlamaydı aynen. Onun için aslında bir kültür edinmiştir George A. Romero'nun zombileri. Ondan Farklı sonra olarak. işte şeyler geldi, diğer zombi filmleri geldi. Bu işte Brain diye beyin isteyenler. Onlar daha karikatürize, daha mizahi Evet. şeylerle daha Sonra sonra Hollywood geldi. tarafında Resident Evil onu aldı, başka bir Evet. önce bir zombi olarak başladı. Ondan sonra işi zombiden çıkarıp virüse döndürdüler. T Döndürdüler. virüs, bilmem ne Ha, virüs, şu şimdi virüs, bu çok virüs. güzel bir noktaya denk geldin. Şimdi bu kırılma noktası işte bilimle ilimin arasındaki kırılma noktası. Çünkü George A. Romero'nun
filmlerinde zombilerin gelmesi açıklanmaz. Bir tane Aha. din adamı çıkar, der ki "When there is no more room in hell, Aha. the dead shall walk the Evet. earth." Ne demek yani? Cehennemde yer kalmadı. Artık Geldiler. ölüler yürüyor. Şimdi bu bir apokaliptik bir hikayedir ama Tanrı'nın bir gazabıdır. Daha mitolojiktir yani. Şimdi artık günümüzde şimdi kesinlikle şunu baştan bir koyayım. Benim dinlerle aram çok iyi değildir ama Tanrı ile aram iyidir. Ve ben inançlı bir insanım. Onun için onu bir kenara bir koyalım. Burada ben ateizmi kesinlikle şey yapmayacağım. Neden? Ön plana çıkarmayacağım. Ama bugün artık bilimin internette science olarak çok popüler bir yeri var. Neil deGrasse Tyson olsun. İşte bu önde gelen işte Stephen Fry olsun. Önde gelen ateist şeyleri. Richard Dawkins kitapları falan çok meşhurlaş ve çok popülerleşti. Artık dünyada bilime karşı çok ciddi Bir açlık adımlar var yani. atılıyor. Popüler bilim de Popüler, yükseliyor. aynen popüler bilimin yükseldi. Ben burada Last of Us'ın çok doğru bir hareket yaptığını düşünüyorum. Zaten popüler kültürdeki zombiyi popülerleşen bilimle beraber Bir bir araya araya getirip getirip müthiş bir oyun çıkardığı noktasında işte burada herkesi yakaladığını düşünüyorum. Yani Karakterlermiş, hikayeymiş. Tamam, bunlar gerçekten müthiş. arka planda zaten herkes biliyordur da bir tane yine virüs var aslında Evet. ama bu virüs gerçekten bir Cordyceps dediğimiz fungus. uyduruk bir virüs aslında şey mantar doğru Mantar. söylüyorsun mantar hastalığı aslında bu ve bu uyduruk bir şey değil gerçekten Afrika'da karıncalara falan bulaşıp onları beyinsiz bir şekilde o sürüden ayıran kendi amacı doğrultusunda kullanan bir mantar aslında bu ve Aynen öyle. gerçekten doğru yani bu Gerçekten var doğru. yani doğada Yani var ama tabii bilimle insanda öyle bir etkisi var mı yok mu onu bilemiyoruz insan beynini etkileyecek kadar bir gücü kadar yok. gücü yok Olabilir ama mi? yani sonuç olarak bu oyunda bunu kullanmışlar Evet, yani bunu bir kullanmışlar. altyapısında yine bir şey var bilimsellik var. Oyunun yapımcıları, tabii Naughty Dog'dan bahsediyoruz burada. Daha sonra biliyorsunuz geçen sefer de isimler verdim. Bu sefer de isimler vereceğim. Ama sonlara doğru veririm o isimleri. Hem seslendirenler, hem müziğiyle olsun, hem de tabii ki game director ve şey oyunu yazan kişi aynı kişi. Şunu söyleyeceğim abi ben sana demin sordum sana ilk aklına gelen şey ne diye. Çünkü Last of Us'la ilgili birisi ilk aklına geleni söylediğinde şunu hiçbir zaman anlayamaz. Abi çatışma mekanikleri çok güzel. Grafikler harika. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Herkes karakterler, hikaye, Tabii. hikayenin anlatımı, atmosfer der. Yani bu bir oyun olmasına rağmen ve oyunun teknik tarafları aslında bunlar böyle iki tane böyle birbirinden ayrılmaz. İşte beynin sol, beynin sağ lobu gibiyse oyunlarda sen de çok iyi biliyorsun teknik ve tasarım, teknik ve sanatsal yön aslında birbirinin iç içine girmiş. Birbirini Biri tamamlaması olmazsa gerekiyor diğeri tabii. olmayan. Şimdi burada bir taraf sanatsal taraf o kadar güzel ki, o kadar iyi işliyor ki öbür tarafta onun kadar iyi olmasına rağmen yani hiçbir sıkıntısı olmamasına rağmen onu insanlar göz ardı ediyor. Çünkü bu taraf öbür taraf sanatsal açıdan muhteşem Bir olmuş. tık daha baskın gelmiş, Bir değil tık daha baskın gelmiş. O yüzden de insanlar anlatmaya çalıştığında ya o ne grafiklerde öldüm o grafiklerden demiyor. demiyor. Kimse de demiyor ama grafikleri de PlayStation 3 zamanı 3. için çok çok iyiydi. PlayStation 3'te çıktığı zaman Last of Us, ya 4'e gerçekten gerek var mı demiştik. Değil Bunu mi? dedirtti yani adamlar. Evet. Ya bana Bu soracak cihaz daha olursan, gider falan tabii canım, demiştik ya bana soracak olursan yani hani bu acaba Sony'nin yaptığı bir hata mıydı ya. falan bile diye düşündüm yani. Evet. Hatta hatırlarsan multiplayer'da CNN Türk zamanında buradan da selamımız olsun Sercan Sürün'ün patlattığı bomba yani GameSpot'a IGN'e falan yani düşmüştü yani bizim düşmüştü ya. programda. Evet. Remaster'ın geleceğini Remaster'ın duyduğumuz geleceğini zaman yani söylemişti. şey Evet. bayağı Evet. takla atmıştık Takla yani. atmıştık. Açıkçası ben sana söyleyeyim. Ben Last of Us Part 2'nin geleceğini duyduğum zaman bu kadar sevinmedim. Çünkü bir taraftan da Last of Us o kadar kendi hikayesini açtığı gibi güzel kapattı ki. Anladın mı? İhtiyaç Evet. duymadım ben ikiye. İki Evet. sadece sanki hani tüketiciye memnun kaldıysanız alın bir tane daha. Ama tabii Tabii bu arkasındaki adamların o zihniyette olmadığını olmadıkları için bildiğimiz hatta kendileri için de bunu dediler. bu Dediler ki emin olun Joel karakterini ve Ellie Ellie. karakterini biz sizden daha çok seviyoruz. Bunların hikayelerinin devamlarının güçlü olmayacağını düşünseydik yapmazdık bu oyunu dediler. 2016 konferansında
bunu açıkladılar. Hı. Ve hatta dedikleri şey şuydu. Bu sefer Ellie karakterini oynayacaksınız. Evet. İki de birinci oyun daha sevgi üzerineydi. Bu daha nefret üzerine olacak falan filan diye Aha. şeyler Evet. yaptılar. Şimdi şey bir tık daha geri dönelim. Bu zombi konseptine. Hı. Şimdi zombi konseptini bilimle ilk birleştiren kişi bunlar değiller. Tabii. İşte daha önce ne vardı dediğin gibi Resident Evil'da virüs vardı Resident mesela. Evil'da evet Ha, virüs virüsü var. açıklayabilir misin? T-virüs. Üretilmiş Açıklayamazsın. bir şey Üretilmiş yani bir virüs yani. sonuçta. Yani film tarafında şeyler var. 28 gün sonralar. Orada da Bravo. 28 günde kuduz vardı. kuduz gibi bir şey Şimdi var. bunlar mesela insan hatalarıyla veya Hı. insan üretimleriyle olmuş şeyler. Burada ise bilimle birleştiriyor Ha. bahsettiğimiz kortisept Hı. mantarının Hı. Doğanın gazabı oluyor doğanın yani. gazabı oluyor ve Gerçi gerçekten de bilmiyoruz. Belki de ikinci evet oyunda belki bir arkasından bir şey güç çıkar. çıkar. Belki çıkar. Bilmiyoruz. Belki çıkar. İstemem çıkmasını onu Ha, söyleyeyim. evet. Çıkmasını Doğanın istemem. Öyle bir tekrar ele Illuminati alması. gibi bir böyle bir şey Evet, böyle çıkmış da kapüşonlu adamlar aha, gelmesin yani. gelmesin. Aman ha, aman. Aman Ne yapıyor? aman. O zaman Dur gerçekten Naughty Dog oluyor bakayım. yani. Şimdi Otur. Olmadı bu sefer. hemen böyle gazeteyi yuvarlayıp böyle. Şimdi bu şeyin doğanın alması gerçekten de mesela hani bugünkü su sadece su sistemlerinden bahsediyorum. Su sistemlerinin içini insan temizlemezse eğer bir zaman sonra zaten Tabii. bitkiler tıkar. Aha. O tıkadıkları yerlerden su sistem yani bir anda insanlık yok olduğu anda Planet Earth'te veya belirli belgesellerde izlemişsinizdir. Yani hani bu doğanın tekrardan ele Evet. alışı inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Çok çabuk oluyor bir de. Çok çabuk oluyor. Mesela çok konuyla alakasız ama hemen söyleyeyim. Hep şey der ya, insan doğa işte dünyayı yok ediyor. Dünya lan nereyi? Senin gücün yetmez dünyayı yok etmeye. Sen ancak kendini Bayılıyorum o muhabbetlere ya. kaynaklarını tüketip kendini yok edersin. Aynen. Sen ortadan kalkınca dünya yine oraların hepsini ele geçirir yani. Sen Kaç milyon yıllar hiç önce yani. yani Yani bulduymuş yani bu. şimdi hani ayı sırtını silerken ağaç yıkılsa orman etkilenir mi bundan? Evet. Ya ben buna Evet. benzetiyorum Evet. yani. Ya Hani aslında evet dünyanın içine ediyor ama kendisini yok etmek üzere ediyor şimdi sonuçta bak insanoğlu. şöyle gerçekler Dünyayı yok var. edemiyor. Şöyle gerçekler var. Evet. Belirli plastik şeyleri denize attığınız zaman 3000 Aha. senede Evet. eriyor. Ama 3000 senede milyonlara baktığın zaman o bile bir şey daha meteor düşmüş Yani. sonuçta dünyaya ve dünya toparlanabilmiş Tabii yani yani. düşün. Şimdi mesela kişisel olarak, bireysel olarak sorduğun zaman yani direkt insan olarak, duygusal olarak baktığın zaman evet ben benim attığım bir çöpü yarın bir Yunus'un şapka olarak giymesini istemiyorum Yani yani. tabii o başka Hani benim mevzu. onu tüketmeme değmez çünkü o. Yani bireysel olarak düşündüğün zaman öyle. Hı. Ama insan toplumu ve bugünkü popülasyonun artışına baktığın zaman bu kaçınılmaz bir şey. Bu Hı. geçenlerde işte sosyal medyada herhangi bir tanesini izliyorum bir videoda böyle adam denizin içini çekmiş çöp dolu içi. Yani rezalet gerçekten dünyanın içine ediyoruz ama dediğin gibi bunlar aslında o kadar küçük etkenler ki Hı. doğa bir kere harekete geçtiği Geçti mi? zaman geçmiş olsun. Aha. Yani Oyunda doğanın da mesela bu çok güzel var. oyunda da çok güzel anlatılmış bu. Çünkü kaç sene sonrasını, yaklaşık bir 20 sene sonrasını falan oynuyoruz galiba. O ilk virüs geliyor. Tabii. Virüs diyorum hep de. Mantar 20 geliyor, sene. yayılıyor. Ondan sonra, bu arada spoiler vereceğiz Vereceğiz. arkadaşlar. Evet. Lütfen Yani oyunu oynayıp spoilersız olmaz kızmayın. bu Evet. iş. Kızmayın. Mutlaka nasıl öleceğiz Tabii. yoksa. İmkan yok. Çünkü can damarı aslında o. Tabii. İşte çocuğunu kaybediyor. 20 sene sonra baktığın zaman o doğanın tekrar böyle şehirlerin içerisine kadar girdiğini, her yeri Tabii. ele geçirdiğini görüyorsun ki o Evet. da çok güzel yapılmış bir Çok güzel. oyunda bir Sanat tasarımı detaydır muhteşem. Benim kişisel yani. olarak en kıskandığım keşke böyle bir şeyde bir parçam olsaydı dediğim oyunlardan, yegane Hangisi? oyunlardan biridir kesinlikle Last of Us. O da tutkuyla, hani Skyrim gibi tutkuyla yapılmış bir Hı-hı. oyun. Her ufak yerin detayı, Hı-hı. burada o bitki nasıl çıkar diye kadar düşünülüp her şey. Açık dünya Evet. değil, Evet. lineer bir oyun yapısı Lineer bir var. oyun yapısı Ve var. umarım ben onu bozmazlar 2'de. Aha. Yine lineer bir şekilde ben oynamak istiyorum oyunu. Tabii Bana hikaye hikaye, anlatsın evet çünkü. hikayesi bunun çok yoğun olduğu için Evet. böyle çok dağıtmamak lazım. Dağıtmamak gerekiyor. God of War'da nasıl olduğu bilmiyorum. Sen bayağı oynadın Hı. oyunu. O açık dünya nasıl bir rol oynuyor? Oğlunla beraber Onu gezerken evet o başka bir yani günün o konusu. Evet. başka bir konu. Ama işte eğer orada başarılı oldularsa, yani Aha. eğer açık dünya yapacaklarsa bir tık umarım yeni etkenlerle yeni hikayeyi yöneltecek şekilde Hı-hı. olur o Last Tabii of biraz Us'ta. şöyle bir baskı var oyun yapımcıların üzerinde de. Muhtemelen Naughty Dog'un üzerinde de var. Oyun sürelerini uzatmak istiyorlar. Yani 12 saatlik, 13 saatlik, 15 saatlik bir deneyim veren oyunların
muhteşem olması lazım ki Evet. çok bahsedilsin. Yoksa işte bu kısa vesaire falan. Şimdi God of War'la onu uzatmışlar bayağı bir. Belki Last of Us için de böyle bir şey düşünür mü düşünmez mi? Gerçi Naughty Dog bugüne kadar bir sürü Uncharted yaptı. Hiçbirinde Açık de dünya yapmadı. yani öyle bir olaya girmedi. Multiplayer koydu vesaire bilmem ne. O isteyen oynadı. Evet. Belli olmaz yani Belli ama olmaz. Last of Us 2'ye geleceğiz tabii ki. Yani Tabii. onu göreceğiz. Gelecek sene Göreceğiz. inşallah. Bakalım başımıza neler Neler gelecek. gelecek. 2019 evet onun şeyi dediniz. 3'ü. Vay 3. bugün bayağı bir 3. yoğunluk var Evet. ha. Olmadı. Bugüne kadar 3 kere çaldı hiç olmamıştı. Vallahi. Sabah sabah. Evet yani değil Sabah erken mi? çekelim dedik. Güzel Aynen. bir şey oldu. Bakalım dördüncü çalacak mı? Dördüncü kahveler sabah şeyimizi Sabah şeker. patlatırken. Şimdi tekrar gelelim abi. Beni etkileyen en Unsurlarından. önemli unsurlar tabii ki içerisindeki aslında oyun bir aksiyon oyunu. Evet, bir apokaliptik kıyamet sonrası oyun aslında arka planına, ön planda aslında bir adamın travmasının iyileşmesini biz tanık oluyoruz. Evet. İşte çocuğunu, kızını kaybediyor. Ondan sonra büyük bir travma, kollarında öldürülüyor çocuk. Ondan sonra ve sonraki sahnede gördüğümüzde adam kendini kapatmış. Evet. Yani belli ki ondan sonra işte 15 sene mi 20 sene mi ne bayağı böyle her şeyi kapatmış kendini. Evet. Hatta kardeşiyle falan ayrı düşmüş vesaire. Tabii. Tamamen yaşamaya, hayatta kalmaya odaklanan bir adam haline dönmüş. Anti-hero diyoruz biz buna. Evet, anti-hero olmuş. Şimdi Umurunda değil hiçbir şey. başta kızını kaybettiği yeri görmemiş olsaydık Joel'i sevmene imkan yok. Evet. Yani onunla bir empati kurmana imkan yok. Evet. Çünkü herif brutal yani. Aha. Hiçbir şekilde Hiçbir şey taviz umurunda değil. vermeden, gözünün yaşına bakmadan oyunun son noktasına kadar tak diye vuruyor adamı. Acımasız bir dünya. Yakın dövüşler acımasız. Kafasını alıp köşeye. Bir tane American History X diye film Tabii. vardır. Orada kaldırım, Kaldırımın yani bir ben onu köşesi. izlediğimden beri beynimdeki yara Değil mi? duruyor. Zaten. Beynimdeki yara O duruyor ve film dişlerim deyince. ağrır hala. Hala dişlerim ağrır. Şimdi Last of Us'ta da o kadar travma yaratacak vahşet var. Çok acımasız bir oyun. Ve o acımasızlığı sana yaşatan kişi clicker'lar değil, Joel. Evet. Yani etraftaki adamlar Joel kadar ruh hastası değiller yani. Evet. Ve Geliyor sen şöyle bir şey... yapışıyor kamını Yani dudakları aynen. sömürüyor hemen. Aynen Bir öyle. şey Şimdi yapmıyor baktığınız zaman Kratos da aynı bok. yani. Yani değil mi? Kratos da anti-hero. Hero mu Tabii. herif? Değil Yani. yani. Pis herifin teki. Evet. İğrenç bir Önüne adam çıkan yani. herkesi atar. Bir Yani... yerden yürürken birisi balkondan çıkar şeyden. Ben de, kurtar beni. Alır atar Alır aşağı. atar Niye aşağı. Aynen. Yani sen atıyorsun mesela Boss'la dövüşürken God of War 2'de abi? Yani. Boss'la dövüşürken 3'te Siviller de kaçışır öyle. falan böyle. Siviller karışırken arada sivil de öldürürsün. Evet. Niye öldürürsün biliyor musun? Çünkü o karakterin parçası. Evet. Şimdi bak nereye geliyorum biliyor musun? Oyunun sonuna dedik spoiler var diye hiç boşuna kızmayın. Oyunun sonunda Ellie'yi, bak oyunun sonuna gidiyorum, başlarına gelmiyorum bile. Oyunun sonunda Ellie'yi hastanede ameliyat masasından kurtarırken etraftaki 3 doktoru da herkes öldürmüştür. Evet. Niye? Çünkü o karakter onu yapardı Evet. diye. Ve sen bütünleştiğin için bir yandan da Bütünleşiyorsun o karakterle. karakterle. İğrenç bir herif Yani çünkü. bütün oyun aslında seni o oraya getiriyor. Getiriyor. Yani bütün oyunun amacı o aslında ameliyat sahnesi. Tabii. Ameliyat sahnesine kadar oyun seni işliyor, 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 işliyor. işliyor. Oraya geldiğinde sen de Eli'ye aynı duyguları, aynı hissiyatı yaşıyorsun Ben orada. sana sorayım. O Bak ameliyat tüylerim diken masası... diken oldu abi. Aynen o Vallahi ameliyat... erse göküm diken Aynen diken benim oldu. de. O ameliyat niye yapılıyor? Kız bu mantara karşı Bir umut. bağışıklığı Evet. var. Evet. Bir umuttur. Kızı ameliyat edecekler ki belki hastalığı çözüm bulunur Çözüm diye. olur. Ama kesin değil. Kesin değil. Kesin değil. Ama bir Kızın umut. öleceği kesin ama. Kızın öleceği kesin. Evet. Çünkü beynine kadar gitmiş şeyler. Bu ameliyat masasından kalkmayacağını biliyoruz. Evet. Şimdi sen başka bir kızı düşünsene aynı dünyada o ümidi beklerken. Yok. Böyle at gözlükleri takılmış bir şekilde ilerleyen bir karakterden bahsediyoruz. Sana bir doktor neşteri çekiyor korkmuş bir şekilde. Hadi onu öldürdün. Diğerlerini niye öldürüyorsun? Böyle böyle köşede olan tipi niye Yine. öldürüyorsun yani? Anladın mı şimdi? Çünkü karakterin parçası. Aynı Evet. Kratos gibi. Şimdi ben burada benzerlikler Ama görüyorum işte Kratos'ta. adamın aslında yaşadıkları bunu oraya getiriyor. Yani Aynen. sen şu anda o oyunu sana 20 saat oynatmasalar da şöyle deseler. Şöyle bir şey var.
Oradan başla. Senin kızın değil. Ama bir süredir çok yakınsınız. Bir dünya yıkılmış. Ondan sonra bu kızı... Bu kız ölüp, da ümit kapısı. Ölüp ama bir cure olabilir. Dediğinde sen şöyle bir dersin ki ya... Yani olabilir, evet. Bütün insanlık kurtarılacaksa izin verebilirsin falan filan diye düşünebilirsin. Ama 20 saat oynadıktan sonra, ki oyunun bence asıl başarısı bu. Aynen. Sen de Joel gibi Ellie'yi kızın gibi düşünüyorsun. Aynen öyle. Senin yani onu veremeyecek, o kararı sana verdirmeyecek duruma oyun getiriyor seni. Hı-hı. Sokuyor, önce bir sürü şey geçiyor başınızdan. Kızı manyakların elinden kurtarıyorsun. Tecavüze uğramak üzere kurtarıyorsun vesaire. Tabii. Bilmem ne, bir sürü şey geçiyor. Dostlar oluyor, dostlar kaybediliyor ama kız hep, bir de bir kız kaybetmişsin. Oyun seni oraya kadar getiriyor. Ondan sonra diyorsun ki lan ben de öldürürdüm lan diyorsun. Tabii ya, bırakmazdım yani, lan. Şey bana diyorsun, ne diyorsun yani? O kadar insanlara güvenin yok ki. Evet. O kadar insanlara güvenin yok ki. Yani bırak clicker'ları. Bak daha zombilerden bahsetmiyoruz. Evet. İnsanların birbirlerine olan güvensizliği ve nefretinden bahsediyoruz. Yani sen oradaki doktorlar ellerinde neşte var, hiçbir şey yok. Korkmuş iki tane doktor herhangi bir şekilde karşına çıkabilecek bir engelmiş gibi düşünme. Evet. Tak tak vuruyorsun. Şimdi bu oyunlar, şimdi tabii şeyler. Ve vururken de şey diyorsun. Ulan siz mi benim kızımı öldürecektiniz diyorsun yani. Tabii, tabii. O da var tabii. Altta bir modem. Hani suçlarda motivasyon önemlidir ya. Motivasyonu yaratıyor oyun sana. Yaratıyor. Oraya gidene kadar. Yaratıyor. İşte hikaye anlatımının Naughty Dog'un başarısı burada. Yani biz orada bu oyunu... yavaş yavaş Joel'in kendini açmasını, tabii, o duvarlarını tabii. yıkmasını. Herif sonunda hakikaten bir baba gibi orada aynen. kararı veriyor. Ki babası şimdi, gibi görüyor aslında. Zaten babası gibi görüyor. Şimdi zaten oyunun bir taraftan da farklılıklarından biri de bu. Çünkü bizim Ellie karakteri hem daha önceden hani şey demiştik ya, ben şeye katılmıyorum, hani güçlü kadın karakter. Çünkü güçlü kadın karakter, hani güçlü erkek karakter var mıdır? Yoktur. Hani güçlü kadın karakter de doğru bir şey değil. Ya daha önceki şeylerde... O da normal, öbürü de normal. Normal, yani hani güçlü insanlar demek gerekiyor artık lazım. Günümüzde. Güçlü kadın karakter kendileri dedikleri için diyorum. Güçlü kadın karakter çocuk. 15 yaşında, 14 yaşında, 13 yaşında fark etmez. Ashley Johnson'dı sanırım kızı seslendiren. Joinki de Troy Baker'dır. Troy Baker zaten hani seslendi müthiş. Oyunlarını saysak onu da mı o seslendi derseniz. Troy Baker inanılmaz. Ona da geleceğim. Şimdi mesela bu kız karakter, Ellie karakteri öyle tasarlanmış bir karakter ki tabii mock-up'lar sırasında kızın fikirleriyle gelmiş. Ben burada böyle bir durumda böyle yapmaz. Ben saldırırdım, yardım ederdim Joel'e diye diye oturmuş bir karakter aslında. Yani yapımında senaryo değişmiş zaten. Tam Joel'e şey yaparken sırtına atlar, bıçaklar falan yani. Baya manyak bir karı yani o da. Evet, o da uymuş ortama. O da uymuş ortama. Şimdi bu karakterler mesela şeyler. Birbirlerine de devamlı uyumlu oldukları için. Şimdi hani şey dediler. God of War'a geri geleceğim. God of War dediler ki işte senin oğlun Atreus'la tanıştıktan sonra sidekick'ler hakkında fikriniz değişecek diye bir yorum yapmışlar. Şimdi sidekick nedir? Senin yanında takılan Yardımcı olan yani. Pançon yani. Sen Don Quixote'san bu da pançon. Ama bunu God of War'dan önce kesinlikle Naughty Dog çok güzel yaptı şeyde. Last of Us'ta. Zaten oradan bu baba oğul ilişkisini de baba kız ilişkisinden oradan akıllarına geldiğini yani, kesin. Yani değil mi? Dedikodusunu yapalım. Sormak lazım Balrog'a. Değil mi? Aynen. Balrog. O şey değil mi? Stranger'dan bahsediyorsun. Game designer, lead game designer. Cory Barlow ismi. Ona bir şey yapmak lazım, sormak lazım. Ben küçük notlar alıyorum bazen. Hatırlamadığım için notlarımı okuyorum. Neil Druckmann o game designer bahsettiğimiz. Barlow şeyin God of War. God of War'ın ki ha. Ben şeyin bu Neil Druckmann şey işte. Last of Us'ın game designer ve yazarı. Aynı zamanda müziklerde Gustavo Santaolalla. Santaolalla çok iyiymiş. Çok güzel. Soyadı zaten müzik gibi. Arjantin'de çok ciddi mapus yapmış sadece müzik yapıyor diye. Müzik. Aynen. Yalnız bu müziğe bir parantez açmak gerekiyor. Yani müthiş değil mi? Hazır söylemişken. Tabii. Muazzam bir müziği var. 12 telli bir gitarla yapılmış en güzel parçalardan bir tanesi. Soundtrack muhteşem. Kesinlikle. Benim soundtrack dediğinde, bir oyunda müzik dediğinde
aklıma gelecek oyunlardan bir tanesidir. Her sahnede hissiyatları yükselten bir müziği var. Bu Müthiş. kadar mı böyle tam doğru yere doğru besteyi yaparsın abi ve şey vardır hep aklıma da onlar gelir müzik dendiği zaman. Bu aslında bir dört mevsimde geçen bir oyun ya işte Evet. yaz, kış ve orada böyle bir dramatik bir şey olur. Yazın bitiminde mesela bir Gitar müzik gider girer, orada. ondan sonra bak fontu falan hatırlıyorum ya. Evet. Dong diye böyle birden Winter yazar mesela. Böyle Ne kadar çok güzel, güzel bir dramatik. fontla Çok güzel. arkadan da müthiş bir müzik çalar. Aynen. Çok çok güzel. Biraz daha böyle tüyler Diken 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 ve olur yani. zaten hastane işte şeyinde sahnesindeki müzik de muazzamdır bu arada. Muhteşem. Birkaç yerde Her kullandık. yeri. Burada kullanmayacağız. Çünkü nerede kullansak telif Telif yeriz. tabii. O yüzden koymayacağım ama Tabii. YouTube'da videoları var arkadaşlar. Dinleyin bence de. Evet, Gustavo Santaolalla Yani bir kesinlikle müziğin bir oyunu ne kadar yukarı çıkaracağını gösteren çok gösteriyor. iyi. Hani müzik bilgim yeterli olsa işte şu nedenle diyebilirim ama öyle değil. Hissiyat olarak Evet. söylüyorum. Çok yükseltti oyunun Evet. kalitesini. Kesinlikle. Şöyle de bir fun fact söyleyeyim. Oyun daha konsept zamanındayken adam müzikleri yapmış ve herkes müzikleri dinleyerek oyunu geliştirmiş. Ve zaten Yani işte o iç içe geçmişliği zaten hissediyorsun yani. tabii Böyle oyun müziğin üzerine inşa edildiği için müzik çok güzel zaten altyapısını oluşturmuş. Ashley Johnson'ın Ellie'yi seslendiren karakterdi. aynı Troy Baker'da zamanda şeyi de Joel'di. suratı da modeli de oydu Tabii galiba tabii değil aynı mi? onlar oynuyorlar. Zaten mockup Güzel. sistemleriyle onlar oynuyorlar. Şimdi Troy Baker'ın şöyle bir şeyi var. Şimdi seslendirme yaptı ya. Diyor ki bakın diyor eğer diyor bir oyun seslendirmesi yapmak istiyorsanız diyor iki şey yapmanız gerekiyor. Bir kere kendinize çok kaliteli bir mikrofon almanız gerekiyor ve benim ölmemi beklemeniz gerekiyor diyor. Çünkü o kadar fazla seslendirme yapmış ki Arkham City'deki Joker'den tut Uncharted'da hatırlamıyorum hangi karakterdi. Oradan şeye kadar Metal Gear Solid'deki birkaç karaktere kadar, önemli karakterlere kadar. Troy Baker diye yazarsanız zaten şeyde Call of Duty'de de ya bütün büyük oyunlarda yer Zaten edinmiş bir böyle adam bir yani. şeye girince, bir oyunlara girince böyle bazı aktörler, seslendirme sanatçıları falan böyle bir seri haline gidiyorlar. Mesela bir Evet. şey vardır. J.J. Abrams'ın Lost'tan sonra çektiği bir dizi vardı ya. Eskiden Beverly's bilmem ne de oynayan da herif oynuyordu. Böyle portal mortal geçmiş gelecek falan filan açıyorlardı falan. Neydi ya? Sarı Neydi? saçlı bir tane kadın vardı. Hatırladık mı? Hatırladınız değil mi siz? Siz Siz hatırladıysanız hatırladınız. ben hatırlamadım ama. Orada da bir tane şey vardı. Zenci bir karakter vardı. Böyle Aha. tok sesli bir adam vardı. Mesela o oyunu, o herifi ben her yerde ya sesini ya Ha. kendisini görüyorum. Görüyorsun. Yani her Aha. yerde var. Hatta şeyde de vardı. Quantum Break'te bir tane zenci bir karakter vardı. Orada da onu. Orada da vardı. Ondan sonra bir, yine bir tok sesli bir kadın var. O da şeyde olan hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Netflix Expanse'deki bir tane bir kadın, Ava Sarala diye bir kadın var. Mesela bunlar hep böyle bir kere girdiklerinde böyle devam Devam ediyorlar. ediyor. Bayağı devam Ama ediyorlar. bu senin farkındalığıyla da alakalı bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela hani Hiçbirinin ismini hatırlayamamakla beraber. tabii öyle. Orası öyle işte. Küçük notlarla Evet. böyle zaten böyle mesela İngilizce öğrenirken veya yabancı dil öğrenirken veya Türkçe'de yeni bir kelime öğrenirsin. Çünkü Türkçe de çok zengin yani. Kaç yaşında olursan ol. Yeni bir şey öğreniyorsun yani. Tabii. Bir kere öğrenince onu devam duymaya başlıyorsun bir zaman sonra. Çünkü artık farkındalığın açık olmuş Farkında oluyor ona. oluyorlar. İşte ben de onu istiyorum oyuncularda. Belirli isimlere farkındalıkları olsun ki ha bu adam onu yapmıştı. Zaten Kültürü. oyun dünyasının eksiklerinden bir tanesi bu. Evet. İşte şeyler çok arttı. Hatta geçen işte bir haber vardı. GTA şu ana kadar gelmiş geçmiş en çok kazandıran eğlence ürünü. İşte James Cameron'ın Avatar'ı atıyorum tam rakamını bilmekte var. 2,73 milyar dolar kazanmışken GTA 6 milyar dolar kazanmış hayatı boyunca İnanılmaz bir falan. şey ya. Ama baktığın zaman oradaki popülerite bu tarafta pek yok. Çok fazla insan oynuyor ama tam bir ekip içi olduğu için oyun Evet. yapımı ve içerisinde de işte aktör olmadığı için Evet. içerisinde işte sıyrılan mesela game designer dediğin işte 3-5 tane isim söyleyebiliyorsun. Yani ha, bu Doğru. adam şunda çalışmıştı o zaman bu oyun da iyidir ama bir oyunu alırken aslında
yönetmen karşılığı gelen game designer'ın, lead game designer'ın ki yönetmen gibi bir şey, kim olduğunu bilmiyorsun. Umursamıyorsun da, ama bir filme Tabii. gittiğinde umursuyorsun. Yani bu isimler ne kadar çoğalırsa, mesela yıldızlar çıkarsa oyun dünyasının içerisinden, bence daha böyle tabana yayılacak gibi Tabii. geliyor bu iş. Ama yine de oyun dünyası şeyi seviyor. Bir böyle alttan bu dünyayı yönetmeyi, çok fazla göz önünde bulunmadan böyle bir Evet, yani underground hani. evet, kimse isimler çok sevilmiyor da genelde stüdyolar, işte EA, Ubisoft Tabii. oynatıyorsun. Yani kimse şey der mi yani, bu New Line filmi, bu çok güzel film Demez. Öyle demiyorsun bir şey yok ya. ya. Yönetmenine bakarsın, Yok, aktörüne tabii. bakarsın. Aynen. Dağıtımcı Yani firmaya bakma. bakmaz. Weinstein'e bakıyorsun artık. Evet, Weinstein'de biliyorsun bu son Hollywood'da olan skandallardan skandal. sonra Batmış zaten herif. batmış adam Batmış gitti. gitmiş ya. Ben bir Adam tek bir bak neye sene üzüldüm biliyor bitti. musun? Kevin Spacey'in böyle paketlenmesine üzüldüm. Adam resmen paketlediler. Yani. Neyse o bambaşka bir konuşma. O Şeydi. Çok sevdiğim bir aktör olduğu için. political correct şeyinden, Evet, adamı tayfasında patates. Bu arada rüzgarına fark ettin mi gitti. bak sırf şey konuşacağız diye, Last of Us konuşacağız Evet, diye bir evet Joel şeyi evet oduncu gömleğimi giyip oduncu havaya gömleğini gideyim diye. giymiştim. Tabii şeyden de biraz bahsetmek lazım. Şimdi çok hikayeden, karakterlerden vesaireden bahsettik ama oyunun diğer tarafları, demin de söylediğim gibi, aksamıyor. Çok Evet. güzel bir aksiyonu var. Senin de demin İnanılmaz. dediğin gibi böyle hem gore tarafa hitap eden, bazen Önemli. saklanmanı gerektiren, bazen çatıda çutada girmeni gerektiren bir sürü gadgetler, alet edevat kullandığın, bomba yaptın, bilmem ne yaptın. Böyle tam gerektiği, Merminin az olduğu. merminin az olduğu, o da çok önemli. Ve clicker'lar, bu hastalıklı insanların tasarımları da çok Müthiş. güzel, çok güzel Çiçek yapılmış. açmışlar böyle. Çiçek, o çiçek gittikçe enfeksiyona, büyümeye göre değişiyor böyle. Tabii. İlk Şimdi koşanlar da daha az, tabii sonra iyice iyice gitmişlerde gözler görmüyor gitmiş artık, yani, sadece kulaklar. kulakta iş. Ondan sonra zaten gerçekten de bu mantarın yaptığı şu, o vücut artık bunu kaldıramayınca gidiyor bir köşeye ve bütün Ha evet. vücudu duvara veya Değil mi? yapraklara yapışıp devam Erimeye ediyor. başlıyor, Erimeye erimeye başlıyor ve başlıyor. o vücuttan beslenip büyüyor o mantar. Yani bunu bile oyunda yapmışlar ve tasarımlar çok güzel ve enteresan bir şekilde ne kadar dehşet verici olsa da bir güzelliği var. O açılmış kafanın mantar yukarıya doğru bir hafif kızarıyor. Bir bitkinin bir güzelliği var o dehşetin altında. Bir doğanın şeyi var, zarafeti var yine zombi olsa da. Şimdi bir zombi için bu zarafet kelimesini kullanabilir misin? Bu oyunda kullanıyorsun işte. Çünkü gerçek doğa Evet, var işin içinde. zombi tabii çürümüş bir şey aslında. Ölü çünkü. Tabii. Ama bu ölü değil. Öyle değil. Bunlar yaşıyor. Evet çünkü işte şey var. Dedim ya mitolojiyi bırakmış. Bilime daha fazla yönlenmiş bir hikaye olduğu için inandırıcılığı da var. İnandırıcılığı olunca da ya bu olabilir yahu. Böyle bir durum gerçekten mevzu bahis olabilir ve bu durumda da insanoğlu tanınmaz hale gelebilir. Yani herhangi birinizi 3 gün aç susuz bıraksınlar. Tabii canım. Karşındakini öldürmeye hazır bir canavarsınız aslında. Tabii. Bu içimizde olan Tabii. bir içgüdü. Çok tehlikeli Hayatta yaratıklarız yani. kalma İçgüdüsü çok içgüdüsü. tehlikeli yaratıklarız. Hele yavrumuz varsa Ekstra. yani şöyle diyeyim Kratos olursun. Vaa diye gerçekten Spartan Rage'i koyarsın yani. Şimdi şeyde devamlı biliyorum God of War'a gidip geliyoruz ama ikisi de exclusive PlayStation oyunları olduğu için bunların biraz bir tık bilerek yapıldığını varsayıyoruz biz seninle. Etkilenmiş olduğunu Etkilenmiş olduğunu tahmin şey ediyorum tahmin yani. ediyoruz. Evet, aynen. Şimdi ne vardı şeyde? Şimdi mesela ikinci bölüm ben mesela onu tahmin ediyorum. Şimdi ne dedi açıkladılar Naughty Dog'da ikinci bölümde daha fazla Ellie'yle oynayacağız diye. Belki Joel ölmüştür bile. Evet, Belki Joel Joel'in ne olup ne olmadığı, başına ne bilmiyoruz. geldiği çok bilinmiyor şu an. Bilinmiyor. Belki geriye gideceğiz. Çok ince ipuçları var Ellie'nin annesiyle ilgili. Bir hamile kadın vardı çünkü gaz maskesi falan filan. Bayağı bir bunlar zaten insanlar 2 sene 3 sene boyunca konuşsunlar. Oyuna bir hazırlık yapsınlar diye Diye atılmış atılmış yemler. yemler. Aynen öyle. Şimdi şeylerde God of War'da da baktığım zaman ben sanki God of War'un bu devam oyununu Atreus'la oynar mıyız? Bu şu anda sidekick ama bu çocuk büyüyecek. O da bir yarı tanrı yani. Elinde sonunda boru değil. Çok güçlü bir çocuk yani. Hani sen de onu upgrade edebiliyorsun. Doğru yerlerde doğru zamanlarda kullanıyorsun. Devam oyununda Atreus nerede olacak? Bununla ilgili varsayımları atabiliriz ortaya. Aynı Last of Us'taki gibi. Last of Us'ta biliyoruz Ellie'yle daha çok oynayacağımızı.
Şimdi bu karakterlerin zenginlikleri ve devamlılıkları olduğu sürece bu oyunlar iş yapar İş zaten. yapar, İş evet. yapar çünkü ben sadece God of War'un şeylerinde, fragmanlarında ve gördüğüm kadarıyla olan kısımlarında Atreus'u zaten duyduğun sempati inanılmaz. Çocuk çünkü babası gibi nefret dolu bir çocuk değil, Değil. böyle her yaşama Evet. şans verilmesi gerektiğini düşünen, ölümden çok yaşamın taraftarı olan iç canlı şey bir çocuk yani, ne denir? Çocuk yani. Çocuk, İçi bildiğin böyle çocuk hayat dolu kitabı, bir çocuk. Şimdi aynen. bu çocuğun biz transformasyonunu göreceğiz. Oyunun hem God of War'un sonunda bence büyük bir değişim göreceğiz bu karakterde. Yeni oyuna doğru nasıl bir karakter hazırlandığını göreceğiz. Aynı şekilde Last of Us'ta da bu Eli, transformasyonu gördük. Çünkü oyun bittiğinde Joel çok ciddi bir yalan söylüyor Ellie'ye ve bu yalan ortaya çıkacak. Kusura bakmayın, iki oyun arasında çok zıplıyorum. Paralellikler olduğunu düşündüğüm için sadece. Çünkü karakterler bence evrimleşiyor ve gelişiyor. Ve bence oyuncuyu tutan şey bu. O yüzden zaten başında ve sonunda aynı karakterler olmadığı için de Tabii. çünkü kitapların, filmlerin, senaryosu olan her şeyin ana Evet. formülü budur. Aynen. Karakterler gelişecek. Evet, gelişecek. Gelişecek. Aynen. Yani filmin, kitabın başındaki adamla sonundaki adam aynı, tamamen aynı olursa Tabii. arada çöp olmuş Tabii demektir çok yani. ciddi değişimlere ihtiyaç var ve fark ediyorsunuz zaten. Bugün reboot yapılan her şey çok ciddi değişimlere doğru. Star Wars bile benim hoşuma gitmese bile çok ciddi değişimlere doğru. Gidiyor. Kill the past diyor. Geçmişi öldür diyor. Artık geçmişe çok Evet. tutunma. Yeni şeylere, yeni kafalara doğru git Tabi diyor. abi, şimdi bakıyorsun Star Wars 70, 76 mıydı ilk film? Tabii 77 canım, miydi? Öyle bir şeydi 76, yani. 76. Aradan kaç sene geçmiş yani. Ya hala aynı Yapmak şeyi bek... zorunda bunu. Tabii Yapmak yapmak zorunda. zorunda. Hepsi Yeni yaşayabilmek şimdi için. Han Solo'nun filmi gelecek önümüzdeki ay Ay mı? 15 önümüzdeki ay O geliyor. kadar yakın mı Mayıs'ta ya? tabii geliyor. Mayıs'ta geliyor. Hiç şey yok Ya ortada. manyak bunlar ya. Yani artık böyle şey neden pırt 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 çıkarıyorlar yani Star Wars'ın da içine Onu ettiler. biraz çok Bir bekleyin şey ya. yapmıyorlar galiba. Han Solo'dan çok ümitli değiller galiba. O Değiller. yüzden biraz fazla göz önüne Değiller. Gidip çünkü gidiyor. Guardians of the Galaxy kafasında esprili böyle bir Bir şey Space yaptı. Gang kafasında bir film yaptılar yani. Ama bakıyorsun mesela hani 15 sene öncesini anlatıyor. Chewbacca ile tanışması ve maceralarını. Bütün her şey çok daha yeni gözüküyor yani 76 senesine göre. Tabii ki yani Tabii ki. yapacak bir şey yok. Değiştireceksin Normal. yani. Adama siyah yelekle beyaz gömleği giydiremezsin yani. Yani Olmuyor aynen iş öyle. öyle. Onun için karakterler ve her şey evrim geçirdiği için de biz bu şeyi takip etmekten hoşlanıyoruz. Dimitri Glukowski'nin Metro serisi, sen daha geçenlerde videosunu yaptın yeni 3 ile ilgili. Bu Atrium karakterinin de görüyorsun şeyini. En başta O da karakterle aynı tabii, o da değil. O gelişiyor. gelişiyor, travmalardan geçiyor, o deneyimleri sen yaşıyorsun. Bunlar Bunlar gerçekten zaten aslında bir oyunu asıl. beğendiğin konular. Benim işte Witcher'ı eleştirebileceğim tek nokta bu. Bu diyorsun. Bu. Ama onu da belki şeyi yaparsın. Yani böyle birinci oyundan üçüncü oyuna gibi bir Tabii. Ama değişim öyle bakıyorum zaten. düşünebilirsin. Yani Geralt of Rivia hep Geralt of Rivia. Adam şey O yani bitirmiş nedir? abi. O Bu tamam. kadar cool bir adam olamaz O abi yani. gelişmiş gelişeceğe Yani kadar. gelişmiş geleceği kadar yani sesi de oturmuş, tipi de oturmuş. Yani tipi bir tek gelişiyor. Evet, bu sefer sakalları Onu da saçlarını düzeceğim ama öveceğiz. onu Onu da da yapacağız. Aynen. öveceğiz. Evet. Toparlamak gerekirse Last of Us'ı bence şu ana kadar yapılmış en güzel oyunlardan bir tanesi. Gerçekten. Hem insan faktörü olarak, Doğasıyla doğası, alakalı. doğa faktörü, arka planlar, karakterler, müzikler, oyunculuk, yaratıkların mantığı, altyapı bir masterpiece. Gerçekten ince işten, bir gerçek ustalıkla yapılmış bir Bir oyun. oyun. Ve bu günümüzün konusu artık konulu oyunlar bitiyor mu, ölüyor mu? Bunları yanlış, hayır bitmiyor, ölmüyor. Destekleyecek işte bugün God of War'un gelmesi ve Last of Önümüzdeki Us gibi dönemde Last oyunlar. of Us'ı bekliyoruz. Spider-Man var. Tabii. Nasıl olacağını bilmemek de var. Days Gone var Days Gone var. vesaire. Yani bu Sony tarafı bu işin peşini bırakmayacağının, Bırakmasın. yani bizim için bunlar önemli. Çünkü bir yandan da marka da onunla biraz şey yapmış ya, Tabii, örtüşmüş artık örtüşmüş. yani. Aynen. Çok güzel hikaye anlatan bir makine olarak biliyorsun Evet. PlayStation'ı. O yüzden onu kolay kolay bırakmazlar.
Senin benim gibi bak burada kaç saattir, kaç saat olmadı da kaç dakikadır konuşuyoruz. Senin benim Bir gibi bitmez de konuşmak adamı bu yani. kadar heyecanlandırır ama sen ben yalnız değiliz. Arkada bir sürü Tabii insan canım, var. tabii ki. Onlar mevcut oldukça dünya üzerinde bu insanlar da bunları çünkü bunu Tüketecekler. hikaye anlatmak isteyen çok insan var hikayesini. Bunlar da devam edecek Aynen kesinlikle. öyle, aynen öyle. Abi her zaman seninle sohbet etmek çok keyifli. Biz Aynen burada seninle de Muratçığım. oturur saatlerce de yaparız ama bir yerde de kesmek lazım. Tabii. Siz de lütfen mesaj olarak hem yorumlarınızı atın hem de neyi övelim siz de yazın arkadaşlar aşağıya. Bizim de sizin kadar beğenmişsek oyunu, sizin kadar bize dokunmuşsa bir Tabii dahaki bölümü oturup onu burada. övelim. Evet, aynen öyle. Peki görüşmek üzere. İyi bakın kendine. Sağ olun.